Heyecanla eve doğru koştu sesi duyan Mehmet Ağa ve eşi. Ertuğrul Çatın, Ertuğrul. Babasının tesbih ustalığını yeni nesil olarak elinize devam ettiriyor. Bana kendi elleriyle tesbih yapmış. Güzelmiş. Babana da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Bizim için çok travmatik bir seneydi biliyorsunuz. 6 Şubat depremlerinden dolayı eğitimimiz de çok büyük yara aldı. Binalarımızı eğitim dışı amaçlarla kullanmak zorunda kaldık. Vatandaşlarımız depremden dolayı şehrimizden uzaklaştılar. Geri dönmeleri zaman aldı. Bu da eğitimi olumsuz etkiledi. Ama çok hızlı bir şekilde bu kadar büyük bir deprem felaketi yaşamamıza rağmen çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterdik. Binalarımızı hızlı bir şekilde yeniden toparladık. Eksik olan, yıkılan ya da kullanılamayacak durumda olan binalarımızın yerine yeri geldi çadırlarda, yeri geldi konteynerlarda eğitimi, öğretimi hazır ettik. Mayıs'ın başında da normal eğitime tekrar geçtik. Bugün de eğitimi, öğretimi bitirmenin, sezonu, dönemi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 145.000 Malatya'da 145.000 öğrencimiz karne aldı. Bu da normal sayının bir 20-25.000 kadar azına tekabül ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız döndüler. Çocuklarını tekrar okullarına yazdırdılar. Ben inanıyorum ki kalanları da deprem sırasında başka şehirlerde çocuklarını yazdırdıkları için bu karne gününü bekliyorlardı. Kalan Malatyalılar da bugünden sonra hızlı bir şekilde Malatya'ya döneceklerdir. Benim düşüncem bu ve bu yaz Malatya tekrar eski nüfusuna ulaşacaktır. Okullarımız da 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale gelecek. Tüm okullarımız açılacak. Yıkılan okullarımızın yerine prefabrik, çadır filan değil, prefabrik binalar, kalıcı binalar hazırlanacak, yetişecek ve eğitim öğretim kaldığı yerden tam kapasiteli bir şekilde devam edecek. Bu arada sevinçle söylemek istiyorum. 4 tane çocuğumuz geçenlerde yapılmış olan liselere geçiş sınavında full yaptı. Tüm soruları doğru cevapladı. Bizim şu ana kadar tespitlerimiz 4 çocuğumuz yönünde. Yani Malatya eğitiminin depremden o kadar da sarsılmadığını, çünkü temellerinin sağlam olduğunun çok güzel bir göstergesi. Darısı yüksek öğretim kurumları sınavına, YKS sınavına, o da bu hafta sonu olacak. Orada da çok başarılı sonuçlar bekliyoruz. Çocuklarımız hazırlandılar.